Merhaba, ben Ufuk Korkmaz. Makine mühendisiyim. 32 yaşındayım. 2 adet Mazda'm var. Bir tanesi 2007 model Mazda 6. Bir tanesi de 2016 model MX-5 2.0. Mazda 6'm ile 4 sene önce tanıştım. Ondan bayağı bir zaman geçirdikten sonra MX-5 tanışmamızda sağ olsun Mazda Türkiye sayesinde oldu. Öyle ki test ederken 3 gün falan böyle kullandım bu aracı ben. Çocukken bir Mazda'mız vardı. Ergenken babam başka bir Mazda getirdi. Sonra onu babamdan aldım ve ondan beri de Mazda'ya biniyorum. Neden Mazda derseniz, çok fazla piyasada bulunan arabalara binmeyi sevmiyorum. Denk gelir de bir tane daha Mazda ile karşılaşırsam falan, ona da bir selam veriyorum böyle yani. Mazda kardeş merhaba diye. O yüzden az bilinen arabalara binmeyi tercih ediyorum. Bugüne kadar Mazda 6'm ile 100 bin kilometre, MX-5'im ile de yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptım. Balayına Mazda 6'mızla gitmiştik. Mazda 6 ile yaptığımız en iyi yolculuk buydu. MX-5 ile de yine hanımla yaptığımız yolculuklar en iyisi diyebilirim. Ben de her genç gibi hani bir otomobil tutkunuyum ve sahip olabileceğim hani en spor veya en özel arabalardan bir tanesi MX-5'ti. 90 yıllarında ilk çıktığında reklamlarına bakıp böyle vitrin camlarından hani hayallerimizi kurardık bu arabayla ilgili. Gerçekten hani en sonunda bu arabayı kullanmak ve sahip olmak çok büyük mutluluk veriyor yani. Ailemizin bir ferdi gibi. Şu an evde 4 kişi olduk. Bir de kedimiz var, 5. MX-5 ile yola çıktığım zaman sürüş zevki gerçekten kendine bağlıyor. Otomobil kullanmayı çok sevmiyorum, çok kilometre yaptığım için, ama MX-5 kullanmayı seviyorum diyebilirim. Otomobilimin Türkiye'de tek olması, ne zaman bu arabayla ilgili, bu otomobille ilgili bir konu açılsa, yani bir parantez açma gereksinimi duyuyorum. Mazda'nın benimsediği felsefelerden benim en çok hoşuma giden, öncelikli olarak kullanıcısına sorun açmaması. Bu da hani markanın dünya çapında sorunsuz olmasını sağlıyor. Ya da bu sıralamada üst sıralarda olmasını sağlıyor. Ben öncelikle bunu seviyorum. Evet, Jimba iddiayı felsefesi Skyactiv ile beraber geldi. Ve MX-5'te bunu yaşıyoruz. Sürücüyle aracın uyumunu. Bu tabii ki MX-5 kullanırken insan ciddi bir keyif veriyor. Yani otomobili bir spor olarak kullandığımızı veya bir keyif olarak kullandığımızı hissediyoruz. Çünkü hareketlerime tamamen birebir tepki veriyor. Ve ona çok iyi hakim olabiliyorum. Bunu sıradan bir B sınıfı, C sınıfı araçta asla alamıyorum. Ve o yüzden kullanmıyorum da mümkün mertebe başka araçları keyif için. Benim Mazda'da en çok sevdiğim konulardan bir tanesi çok fazla Mazda kullanıcısının olmaması. Bu bana satış sonrası hizmetlerde çok büyük kolaylık sağlıyor. Servise gittiğim zaman işim çabuk çözülüyor. İlgi ve müşteri hizmetleri konusunda çok rahat destek alabiliyorum. O yüzden her bakım zamanında veya her sorun yaşadığımda iyi ki Mazda'm var diyorum. Çünkü sorunlarım çok çabuk ve hızlı çözülüyor. Araçlarımdan MX-5'te orijinalini bozmak istemedim henüz. O yüzden ufak tefek oynamalar bile yapmadım ama küçük bana şans getirin inandığım eşyalarımı koydum. Fakat Mazda 6'da oldukça yani olabildiğince farklı modifikasyonlar var. Water Methanol Injection var, RX-8 jantları var. Elimizden geleni yaptık Mazda 6'ya. O biraz daha etkisini aldı bizden ve emeklerimizden.